geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Sürekli alışveriş yapıyorken dedim ki neden ben bu alışverişlerimi size göstermiyorum ve 5 dakikada 5 farklı kombini neden sizinle yapmıyorum dedim. Şu an ayna karşımda olduğu için sürekli kendime bakıyorum. Burada gördüğünüz üzere sizin için ayarladığım 5 kombinim var. Çoğunun üzerinde etiketi hala duruyor. Giymeye vakit bulamıyorum çünkü gerçekten bu kış alışverişini birazcık kabartmış olabilirim. Şunu hiç giymedim, bunu hiç giymedim, bunu hiç giymedim, bunu da giymedim hiç, bunu da hiç giymedim. Pantolonlar hariç hepsini giymedim, üstlerin hiçbirini giymedim. Öyle yani, siz de ilk olsun istedim. Kötü bir şey mi yapmışım? Ben hep sizi düşündüm. Dedim ki takipçilerim görsün. Şimdi üzerimdeki kombini değiştireceğim. Aslında şu an üstümdekini birazcık anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar biraz Trendyol'un alışverişi yapmak istiyorum ama no reklam. Yani no reklam gerçekten. Trendyol'un bu şeyi indiriminden alışveriş yaptım. Giydiğim her şeyi yani şöyle söyleyeyim. Bakayım hangisi Trendyol. Sormayın, bir daha söylemeyeyim reklama girmesin. Bu Trendyol. O kadar. Geri kalanı bunu bizim mağazadan aldım. Aynen. Bu üzerindeki de Trendyol, bu kadar. Başka bir Trendyol mu yok yani. Tamam, böyle. Şimdi üzerindeki kombini hemen size gösteriyorum. Bunu bir tane Instagram sayfasından almıştım. Arkasında bakar mısın? Peter Pan de benim anımı biliyor musun sen? Selena'ya Peter Pan gelmişti. Bilmiyor musun? Uçmuştu Peter Pan. Ben de uçmuştum galiba. Öyle hatırlıyorum. Peter'la beraber. Nasıl hatırlamazsın ya? Lütfen şu saniye bulup şuraya koyar mısınız? Şu an şurada izleyebilir misiniz? İnanmıyorum. Uçuyorum. O yüzden bunu aşırı sevdim böyle yani, zaten etiketinde de Disney yazıyor. Kesin çakmağı mı bu? Olabilir mi? Bilemiyorum. Neyse, diğer kombinime geçeyim mi? Geçiyorum. Nasıl geçeyim? Böyle geçeyim mi? Yani. Her kıyafet çıkartışını unutacağım bunu, biliyorsun değil mi? Arkadaşlar bu üzerindekini nereden aldığımı söylemeyeceğim. İnan söyledim çünkü. Şimdi bu altındaki taytı Penti'den aldık. Dün aldık hatta. Bu üzerimdeki kıza zaten nereden aldığımı söyledim. Bunun üzerine mont giymeyi tercih etmiyorum. Çünkü bunun üzerine zaten çok fazla mont giymek istemiyorum. Çok fazla kaba çünkü. Hani bunu daha böyle nasıl diyeyim Sedat. Soğuk ama soğuk değil. Sonbaharda mont giymiyor musun sen? Bazen güneş oluyor. Yani öyle bir havalarda giyiyorum. Alt üstüne de çanta olarak hemen şuradan çıkartabilirsem. Altına ne denir Sedat? Üstüne mi? Üstüne, yanına. Bunun yanına çanta olarak da bu Mango'dan aldığım çantayı kullanacağım. Gerçekten mükemmel. Nereye giderim ben böyle? Galaya mı? Galaya. Bu kombinle galaya. Aynen. Mükemmel bir kombin şeyin olduğu için kesinlikle gidilir zaten. Evet, bu şekilde bir kombin yaptım. Hemen sizin de deri bir taytınız ve kazağınız var. Bu kombinleri yapıp, benzer kombinleri yapıp bana Instagram'dan atmayı unutmayın. Şimdi geçiyoruz ikinci kombine. Karşınızdayım. Bu kombinime gerçekten bayılıyorum. Bu Happiness Is diye bir marka var sanırım. Oranındı. Mesela baksanıza arkam falan full böyle. Ama ben bunları iade edeceğim. Niye bunu buraya getiriyorsun? Barış vermiş onu, ben iade edeceğim. Hepsinde de duruyor o. Kopar öyle düşünürler. Kopar. Ben onları sonra bağlarım. Kopar. Çek. Tamam. Tamam, ben onları sonra zımbalayacağım. Atma. Gerçekten öyle yaptığımı düşünseler ya. Bunun üzerine ama ben mont giyeceğim şimdi. Gel Sedat. Şu kürklü montu giyeceğim bunların üzerine. Eğer dışarı çıkıyorsanız hemen böyle ufak bir etek. Üstüne böyle bol, abinizin gömleği bile olabilir. Bol gömlek ve üzerinde bu boylarda bir mont. Hemen çanta olarak da şu gümüş bir çanta takacağım. Çok tarz olmadı mı? Ayakkabılarımı çeker misin lütfen?
Çok iyi değil mi? Ayakkabılarım Pull&Bear'den aldım. Dr. Martens'in çakması gibi bir şey ama. Ne yapayım? Pull&Bear'deki de güzeldi. Bayağı güzel değil mi ama? Bayağı birazcık büyük gözüküyor. Ya şunu söyleyeceğim ama ben kışın etek giyemiyorum ya. Bu kombini yaptım ama. Kar yağarken giyebilirsiniz. Eksi onlarda etekle. Nasıl giyiyorlar ben anlamıyorum. Nasıl giyebiliyorsunuz? Gerçekten ben size hayret ediyorum. Bu soğuklarda yemin ediyorum zatürre olacaksınız. Bunu giyersiniz ama hava çok soğuk değilken şu an normal mesela git giy ama kar yağarken kız etek giyiyor. İrade. Kar yağarken irade mi? İrade. Bakın ben ne güzel oğlum kombini yapıyor. Öyle bir şey yok ya saçmalama çok fena. Ve kaçıncı Sedat bu? 3 mü? 3'e geçeceğim. 3'ü yaptım 4'e geçiyorum. Ve 4'ü ilk kombinimi sayma onun gibi buraya geldiğim için öyle giyindim ben. 3. kombinime o zaman 4'ü 3. kombinime gidiyorum ben. Ve 3. kombinimle karşınızdayım. Bu kombinimi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Şu üzerimdeki pantolonu her giydiğimde Instagram'dan bana 500 tane şey geliyor. Nereden aldın diye mi? Evet nereden aldın diye. Çok beğenmiş ama baksana nazar değdirdiler. Ne oldu? Leke. Nazar mı? Ben iyi bak. Bir dakika dur orada. Islak mendil. Ay pardon Sedat. Islak mendilde geçer mi sence? Geçmiyor. Ben şu an çok üzüldüm. O zaman takipçilerim bana toplanıp bunu ver şu kadar alıyorlar mı? Evet. Niye çünkü sizin gözünüzde? Şey S beden ama XS alsam mıymışım diye düşünmüştüm ama XS beden alabilirsiniz. Hemen şuraya Medyoloji'nin şeyini bırakıyorum. Oraya yollayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ay çok kötü, çok üzüldüm şu an. Ne yapacağım? Çöpe mi? Kıyafet çöpe atılır mı Sedat? Bunun üzerine şu Zara'dan aldığım montu giyiyorum arkadaşlar. Güzel bir kombin olmamış mı? Keşke böyle devam etsem günümü. Bak beğendin mi? Bayağı uydurmuşum ya. Hep kendime bakıyorum orada. Üzerine çanta olarak sence nasıl bir şey taksam Sedat? Gri takmak istedim ama bir. Sedat çantasız dışarı çıkamam taşımam mı? Çantasız nereye çıkıyorum acaba ben? Şöyle takayım. Bence var ya güzel oldu. Bu çantamı da fabrikadan aldım. Onu da söyleyeyim. Nereden aldığımı söylemediğim şeyler varsa yorum kısmına yazın. Ben oradan size cevap vereceğim. Şu mikrofon şu an bu kadar mükemmel görüntüyü bozuyor. Farkında mısın bilmiyorum ama. Güzel olmadı mı? Bu benim için spor bir kombin. Bununla nereye giderim? Bu kombinimle nereye giderim? Yani her yere gidilir aslında. Gerçekten bir çaya, bir kahve içmeye, işe her türlü gidilir. Bayağı sevdim yalnız şu an. Nasıl? Bayağı güzel. Ayakkabı olarak da düz beyaz spor ayakkabı giydim. O zaman 4. kombine geçelim mi? Çok iyi değil mi? Spor mu? Spor, şık. Her türlüsü. Bakar mısın şuradaki detaya? Bunlar aşırı moda arkadaşlar. Bu üzerimdekini de yine bir butikten almıştım. Zara'da da aynıları var. Oradan da gidip bakabilirsiniz. Ama ben gerçekten bu parçaya bayıldım. Bu altındaki kot pantolonunu da bir tane butikten aldım. Bayağı güzel. Bayağı güzel değil mi? Bunu kim söyledi böyle? Bayağı. Neyse. Hatırlamam. Bunun üzerine şöyle bir mont giyiyorum. Aynen şu şekilde. Bir mont giyiyorum. Nasıl? Çok iyi bir kombin değil mi? Çanta olarak da. Niye iyi bir kombin demiyorsun? Güzel değil mi? Çok mu büyük? Ya sen ne anlarsın modadan? Çanta olarak da bunu da fabrikadan almıştım. Bu kombini bu şekilde oluşturdum. Yalnız bu kombini ben hiç dışarıda giymedim. Aşırı güzel oldu şu an. Kombinin bir fotoğraf çekimimiz yok mu Sedat? Var mı? Ha? Ara trip gelsin mi? Haydi. Konuşacaklarım bitti mi benim gidiyorsun? Şu an Sedat içinden artık daha ne kadar kıyafet kaldı demiyorsa benim adım Dilara değil. Yani. Ya bu kadar tamam ya. Tamam ya. Gidiyorum artık. Son kombine geçelim mi? Hadi geçelim. Ve son kombinimle de karşınızdayım. Gerçekten bu kombine bayıldım. Hatta Sedat'a diyorum ki keşke bunları giyseydim değil mi? Bence. Çok güzel değil mi? Bu üzerimdekini bizim mağazadan aldım. Bizim bir mağazamız var ya hatırlıyor musun? Rodin Hills. Bizim mağaza. Babamın mağazası. Bu üzerimdekini oradan aldım. Sarıyer'de şubemiz var. Gidip buraya almak isterseniz eğer. Oradan alabilirsiniz. Altımı da aynı şekilde Rodin's'ten aldım. Eşofman bu. Az önceki pantolonla karıştırılmasın. Gerçekten hem pantolonmuş gibi hem de eşofman gibi durduğu için aşırı derecede seviyorum. Bunu ama ben bir bere takacağım. Bu
şapkayı taktırmadın bana, unuttuk. Dur ama bu şapkayı takmadan önce nasıl bir çanta takacağımı söyleyeyim. Bu çantayı da Mango'dan aldım. Ya ben genellikle çantalarımı ya Mango ya fabrikadan falan alıyorum ya da eğer şey varsa Zara'dan alıyorum. Hoşuma giden bir şey varsa bu çantayı takacağım. Bu çantanın içinde sadece arkadaşlar kredi kartı sığıyor. Tek kredi kartı. Tabii bu kadarcık çanta. Hiç genişlemiyor. Hiç. Tam bir böyle ne Sedat bana az önce diyor ki yılbaşı gibi oldu. Bakkal kombini mi bu? Bakkal kombini mi? Benim şu an sinirimi bozdum. Evet. Ayakkabımı da çek. Bence çok güzel bir kombin arkadaşlar. Bu üzerimdekini de bizim mağazadan aldım. Ben kendime bakabilir miyim? Of! Sedat benim böyle fotoğraf çekmen yok mu? Sedat çok güzel oldu! Beğendin sen. Sen bir beğendin. Peki bu şu kombinlerimden en çok hangisini beğendin? Ha evet. O da var. Siz de eğer hangi kombinlerimi beğendiyseniz onları yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben de Mesutlar gibi yapayım mı? Neresi? İstanbul mu? İstanbul'un neresi? Beyoğlu. Sadece o kadar. Baban nereli? Annen nereli? Onların dedeleri nereli? Saçmalama İstanbul. Bu kadar İstanbul olamazsın. Birinin biri bir şeyi vardır şehri olan. Nasıl yok? Benim mesela dedemin dedesi Konyalı. Sen de Konyalı mısın? Ben yani Konyalı mıyım şu an? Ben de aslında ona bakarsan İstanbulluyum ki. Sadece Avusturya'da doğdum. Babamların dedeleri göçmüş. Onun dedeleri de Konya'dan. Kesin bu yanlış bilgi. Kurtulmuş ailesi şu an beni linçlemeye hazır mısınız? Neyse ya bu kombinime de yaptığıma göre gerçekten evinizdeki en basit şeylerle eşofman, kazak ve kaban. Yani kabanınız olduğu sürece çok 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 rahat bir şekilde kombin yapabilirsiniz. Ben de size bu şekilde kombin önerileri yapmak istedim. Kışlık alışverişim bu şekildeydi. Başka böyle videolar istiyorsanız aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. İyi kombinler diliyorum.